1926 yılının yaz sıcağında genç Türk Cumhuriyeti'ne ait Karadeniz isimli bir vapur Avrupa sularını karış karış gezmekteydi. İçinde tüccarı, sanatçısı, aydını, bir bankası ve tercümanlık yapan öğrencileriyle yol alan bu vapurdaki vatanseverlerin tek bir amacı vardı. Magnifique, c'est délicieux. Misafirimiz tüm bu Anadolu lezzetlerini çok beğendiğini dile getiriyor. Türkiye'nin yeni yüzünü dünyaya tanıtmak. Doğrusu Türk gençlerinin sanatla o kadar meşgul. Pek çok ticari anlaşmanın da yapıldığı Karadeniz vapuru, küllerinden doğan bir ülkeye dair ön yargıları kırarak ilerliyordu. Ona da Çin seti. Hazırlanıyor efendim. Siz Türkler nasıl diyordu? Hayırlı olsun da. Size bir teklifim olacak. Gelin bu alışverişi daha da büyütelim. Bir ticaret anlaşması yapalım mesela. Bizim bankalardan birinde sözleşmeyi imzalayalım. Lüzumu yok efendim. Bu işi tam burada. Bizim bankamıza dahil edebiliriz. Sizin derken? Anlamadım. Bizzat bizim. Türkiye'nin bankası. İş bankası. Siz Türkler... savaşta zafer kazanmış olabilirsiniz. Ama ticaret yapmak... bir banka kurup yönetmek... başka bir meziyet ister. Zeka, dikkat ve iffetimiz kafidir efendim. Bakın yanlış anlamayın. Ben yıllardır ticaretin içindeyim. İktisatta fırtına ne zaman kopar bilinmez. Öyle ezbere de yol alınmaz. O yüzden içinde bulunduğunuz geminin sağlam olması gerekir. Siz hiç merak etmeyin. Deniz istediği kadar engin. Fırtınalar istediği kadar büyük. Dalgalar istediği kadar heybetli olsun. Pusulanız doğruysa... o size yeter. 96 yıl önce pusulamızı aklımıza, inancımızı kalbimize koyduk. Şartlar ne olursa olsun biz hep geleceğe doğru yola koyulduk. Sadece bir banka olmanın değil, Türkiye'nin bankası olmanın gururuyla. Türkiye İş Bankası, 96 yaşında.